Evet arkadaşlar, bu evin fiyatı 6 milyon Türk lirası. 6 milyon Türk lirası. Aydın dedim, Akyeni köyü Yeşiltepe'de, en yakın denize 6 kilometre, dedim merkeze 12-13 kilometre. Arsası 700 metrekaredir. İskana alınmış, hiçbir eksiği yok. Yeni, sıfır krediye de uygundur. 700 metre arsası var dedik. Yakında da söyledik. Yanında bir komşu da var. Diyor ki söyle, yanında hazır komşusu da var. Gurbetçi bir arkadaşımız, tebessümlü güler yüzlü bir abi. Aslında ben de bu saatte o beyefendiyi görünce emin olun dedim, ben burada hiç sesim mesim çıkmasın. O yüzden dikkat ediyorum. Öyle tatlı şirin bir bey de komşunuz var. Ve evin ön tarafında iki palmiye ağaçları. Palmiye ağaçlarımız da artık olgunlaşmış. Askere gidecek çağa gelmiş. Önünde havuz da var. Havuz dolu olsaydı daha cafcaflı olurdu. Böyle biraz yürü dış kapıya doğru. Burada da valla bence 3-4 araç park edebilir buraya. Yerler ahşap desenli, granitler. Akşamı bu saatine denk geldik. Fiyata 6 milyon Türk lirası dedik arkadaşlar. Akıllı ev. Akıllı ev. Daha önce ben bunu çekmiştim. O zaman havuzu açılmamıştı. İskanı falan aldı. Affedersiniz. Biraz kola içtim. Gaz yapıyor. Çok sıcak. Havuzumuz da bu. Havuzu göstermeyelim. Hele gel. Oradan dolanınca göstereceğiz. Evin tarlasını, etrafını gösteriyoruz. Otomatik sulama sistemi de var arkadaşlar. Böyle etrafı gösteren değişik bir mimari tasarım yapmış. Evet, evin girişi burada. Burada da bir depo var. Lazım olur, bir şey olur. Burada da bir depo var. Ev geniş, mutfağı ayrı. Seveceğinize inanıyorum, güveniyorum. Bu peyzajlar yapılır. Bu şimdi ev böyle tarla gibi, anızı yakılmış tarla gibi gözüküyor ama çimler ekilecek. Onu da söyleyeyim. Çimler nasıl ekilecek? Size çimli ekilmiş halde teslim edilecek. Ve arkadaşlar bahçeyi özetlemeye çalışıyoruz. Tatlı, şirin beyefendi komşumuzun evi de bu. Allah birini bin etsin. Tanımıyoruz, etmiyoruz ama bazen böyle güler yüz oluyor ya, adama dünyayı veriyor. Bazen de böyle somurt surat olunca valla insan kaçası geliyor. Allah iyi komşu versin. Ve abi biz seni övüyoruz ha. Ve geldik geldik. Evin her tarafını göstermeye çalıştık. Sevgili arkadaşlar, bu da işte havuzumuz falan var burada. Taşımalı sistem, motor dairesi, denge deposu var. Evet. Şimdi sevgili ejder geç buraya. Mutfak burası arkadaşlar. Mutfak burası, salonda burası. Buradan da güneş kırıcılar ekilebilir. Yani bu süsler var ya, güneş kırıcılar. Bence bu orijinali bozmasak daha iyi olur. İşte burada da bir alan olur. Dilenirse o palmiyenin oraya ne yapılır? Kamelya mı ne olabilir? Ev bu. Aplikler de güzel. Sarı renkler de güzel olmuş. Ve biraz da kırmızı olsaydı cimbom olacaktı. Nerede bir cimbom varsa herkese selam. İçeri girmeyeceğiz. Mutfak burada, salonda diğer tarafta. Hani madem buradan giderken böyle teğet geçelim dedik. Ve geldik geldik geldik. Kalktık, göç eyledik. Avşarelleri. Evet. Aa, bu deponun lambası niye yanmıyor? Burada bir depo var arkadaşlar. Güzel de bir depo. Tamam, karanlığa girmeyelim. Bu da evin kimlik sertifikası. Ve merhaba ev. Merhaba ev. Gel şimdi babam, geç oraya. Geç oraya. Evimize girdik. Dışını özetlemeye çalıştık. Koridor özeti. Aman. İşte bu koridorumuz. Zemin katta iki oda var. Üste de bakacağız. Hol bu arkadaşlar. Burada vestiyer. Bunun adı nedir? Portmantodur. Burada da aynalı bir şey daha var. Kapıdan geldik. Merhaba ev dedik. Burada da ayna mayna, merdiven de bunların diğer tarafında. Ve burada bir tane ayak yolu var. Lavabomuz burada. 700 metre arsa. İki tane bakkal var burada. Bir tane büyük market, süpermarket geliyor buraya. Bir kafe mafe gibi bir şey var. Konum olarak böyle, aracınız yoksa gidip gelmek zor olur. Ve böyle bir gel. Böyle bir gel. Sonra mutfakla salonu göstereceğiz. İşte burada dolaplar, molaplar, merdiven altında bir depo var. Çamaşır makinesi vesaire buraya konulur. Ve şimdi geç diğer tarafa, salona doğru gideceğiz. Koridoru iyice özetleyelim. Yukarıda çok çok büyük bir oda var. Ve holumuz bu arkadaşlar. Hol bu. Kalorifer tesisatın altyapısı var. Bunlar boyadır, duvar kağıdı değil. Gel şimdi bana doğru. Gel gönül, ıslan gönül. Şöminemiz de var. Evet. İki panel, biri tam, biri yarım. Ve evimize geldik. Evimize geldik. Panjurlar, burada soketler var. Bunlar daha sabit, uzakta kumandalıdır. Onu da söyleyeyim. Şöminemiz de bu. İşte böyle bir çember de yapmışlar. Nuri abi sana da selam. Avusturya'da selam. İşte bu ev. Sana dedik abi çabuk gel gel. Bak gelmiyorsun, yükseliyor. Ben ne bileyim yani.
Ne doğan güney hükmüm geçer ne batan güneşe. Ne doğan güney hükmüm geçer ne batan güneşe. Ve burası da salon arkadaşlar. Şömineyi gösterdik. Buradan bahçeye çıkıyor, oradan çıkıyor. Salonumuz bu yerler 120'ye 60 ebatlarında. Granit klimaların altyapısı hazır. Sadece montaj olur. Burada işte ne oluyor? TV ünitesi. Salon da bu. Bundan ibaret. Salonu gösterdik. Gel şimdi mutfağı gösterelim. Bir tam, bir yarım. Burayı da özetledik. Şömineyi de gösterdik. Ve geldik hanımefendilerin diyarına. Diyarbakır'a da selam. Evet, geldik buraya. Anadolu'nun her tarafı güzel. Dün beni bir arkadaş aradı. Dedi, biri gelmiş. Nereden gelmiş? Belçika'dan. Senin için demiş ya, o ne kadar çok reklam yapıyor. Yapıyorum. Ben ter döküyorum, ter. Sen yap bakayım, yapabilir misin? Burada bir ses sorunu oldu arkadaşlar. Sonradan düzelttim. Zaman zaman mikrofonda bazı sorunlar oluyor. Mutfağımız burası. Mutfağımız burası. Sonra kontrol ettim ve düzeldi. Burası da değerli arkadaşlar şişman buzdolabı, teğet geçtim. Tekerr olmaz. Burası mikrodalga. Burası da çimson. Burası da nedir? Ocak, üstüne dablumbaz, çamaşır makinesi, evye ve mutfağı da özetledik. Cicili cicili taşlar da yapmışlar. Bu ne? Bu nereden elime gidiyor? Ateş mi ölçüyor bu? Mutfağı da gösterdik. Şişman buzdolabı arkadaşlar. Şişman buzdolabı. Ben türkü seviyorum. Doğru. Biz memleketin her kesimini seviyorum. Tabi insan gurbete gidince biraz hemşerim de diyor. O kadar da normal. Salon, mutfağı gösterdik. Koridoru özetledik. Seri adımlarla askeri yürüyüşü yapıp geldik. Bütün askerlere de selam. Komutanım size de selam. İşte öyle. Benim bir komutanım var. Diyor ki emekli büyük bir rütbeli iktisatçı, değerli bir abim. Diyor ki ben askerde, sizin orada çocuklar var, hepsi bana baba diyor. Valla zaten sizin gibi adamlar olunca bu ülke daha değerli oluyor. Ben de söyledim. Daha çok seviyorum. İyi adamlar görünce memleketi çok sevmeye başlıyorum. Birinci odayı gösterdik. Evet, ancak bu Hilton dolap, bu klozet, burada da ne var? Bir şey var ya. Ne var orada? Duşakabin. Geç buraya. Geç buraya, duşakabini de gösterelim. Ama yok, sen böyle dedin. Ya bırak, biz kendimize konuşuyoruz. Ve duşakabinimiz bu. Burada da nişler var. İşte şampuan koy, bir şey koy. Burada su geliyor, jelatin de üstünde. Burayı da gösterdik. Bir ben vardır, benim benden içeri. Hu dedik. Odayı gösterdik mi? Yok. Odayı gösterdik mi? Ne çabuk gösterdik. Ve ikinci oda. Bu da ikinci oda. İkinci oda. İkinci odamız da bu. Ana, vallahi Ejder, teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Bu da ikinci oda. Can da babası ameliyat oldu. Birkaç gün izinli. Biz de Aydın'a gittik. Bir fıtık patlama olmuş. Şükür kötü bir şey yok. Can'ın babası da amcamın oğlu. O yüzden o da iyi. Ronay da okula gidiyor sevgili. Bizi seven arkadaşlara söylemek istedim. Ronay da bizim böyle iyi öğretmenlerimiz var ya. Öyle öğretmen gibi öğretmen. Elleri öpülecek öğretmen. Onların işte direktiflerinde eğitim koçlarına gönderilir. Çocuk çalışıyor ve zemin üstü birinci kata çıktık. Kızıltepe'ye de selam değerli hocam. Geldik. Burada da 3 oda var. Ve bu holu gösteriyoruz. Mardin Kızıltepe. Evet doğru. Bir hocam, bugün eğitimci bir abim, o da Akbük'te bir yer istiyordu. Sağ olsun. Öğretmenin hitabı başka. Bu da hol arkadaşlar. Ona da içimden geldi. Selam söylüyorum. Kocaeli'de öğretmenlik yapıyor sevgili hocamız. Burası holumuz, zemin üstü birinci katta. Bunlar camu şemdan, şişevu şemdan, şakro söylüyor ya. Bu da böyle, şakro da bizim oralı büyük bir ozan. Ve geldik ikinci banyo arkadaşlar. Bu da çamaşır makinesi. Buraya da ne konulur? Havlu mavlu konulur. İki evye var. İşte bir daha bir şeyler, dolap molap. Klozet. Bu köşeye de bir tane bathroom. Burada bir bedroom, fiyatı 6 milyon Türk lirası, nişler falan var. Taşları da gördünüz. Bu banyoyu da gösterdik. Eksik bir şey olursa, anlamadığınız bir şey olsa bir daha arz ederim. Yeter ki gönlünüzce olsun. Herkes oyunda, oynaşta, ekmeğimizin peşindeyiz. Bugün varız, yarın yokuz. O yüzden ölünce bari bize demesinler. Ulan çoluk çocuğuna yaramıyordu, ailesine faydası yoktu falan demesinler. Bir insan ailesine faydası varsa size de olur, bize de olur. Çalışmayan bir adamdan zarar gelir. Biz de 47 yaşındayım. Her gün çalışıyorum. Bu odayı da gösterdik. Etti 3 oda. 2 oda aşağıdaydı.
Burada da bir oda gösterdik. Etti. Kaç oda etti ya? Etti 3. Bu etti 4. Şimdi pembe romantik odayı göstereceğiz. Ebeveyn banyolu odayı göstereceğiz bundan sonra. En büyük odayı en sona bıraktık. Bunun önünde de bir balkon var. Sevgili arkadaşlar, balkon. Neyse, balkonda göstermeyelim aile o. Yok, gösteririm, karanlık gözükmüyor. Evet. Dördüncü odayı da gösterdik. Pembe giyerim, pembe. Nazilli'ye selam. Benim Ali abim vardı. Nazilli, onun yanında çalışıyorduk. Bize öyle şarkılar söylerdi. Bu da pembe oda. Bu da harem odası. İşte renkler pembe, romantik olmuş. Bu da ana, bu ne büyük bir odaymış. Geç banyonun içine, büyük odayı göster. En büyük odayı en sona bıraktık. Bu da arkadaşlar 6 milyon Türk lirası. Fiyat değişebilir, bakın ben size söyleyeyim. Çünkü değişiyor. Fiyatı söylüyoruz, sonra bazıları kızıyor. Sen niye değiştirmedin? Ben ne yapayım yani? Bu da, bu ne? Bu 5. oda. Ve arkadaşlar burada ne olur? Bir dolap buraya gelir, pembe oda. Bir dolap buraya, bir tane de buraya. Yani dilenirse buradan bölünür, giyinme odası da yapılır. Ve banyosunu da gösterelim. Toplam 3 banyo, 5 oda, salon, ayrı mutfak, şömine falan. İşte klozet, Hilton dolap, diğer banyoda çift şey vardı, evye vardı. Ve döndük buraya da. Bu da buranın nesi arkadaşlar? Bu da buranın banyosu. Ve bunu da özetledik. Şimdi ben şimdi birazdan diyeceğim saygılar, hürmetler, eyvar başlar, şev başlar. Onu deyince ben hani sevdiğim bir şey baş deyince hoşuma gidiyor. Onun için ben kimseye yaranayım diye demiyorum. Eğer yaranmak içinse o zaman bakmasın. Yani ben onu demek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, burayı da özetledik. Evlerin en güzeli sizin olsun. Şev başlar, iyi akşamlar, hoşça kalın.